belediye eş başkanlarımız gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçeleri tamamen gayri hukuki durumlar. Herhangi somut bir delile dayanmadan 3 eş başkanımız gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan eş başkanlarımız Hakkari Belediye Başkanı, Belediye Eş Başkanımız Cihan Kahraman, Yüksekova Belediye Eş Başkanlarımız Remziye Yaşar ve İrfan Sarı arkadaşlardır. Bu arkadaşlarımız sabah saatlerinde gözaltına alındığında hunharca, orantısız bir şekilde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş. Sabah saatlerinde Belediye Eş Başkanımız Cihan Kahraman gözaltına alındığında ilk etapta KESK Şubeler Platformu'na gidiliyor. KESK Şubeler Platformu'nun kapısı kırılarak içeri giriliyor. Yani buna baktığımızda, bunu ele aldığımızda bunun hukuki hiçbir yanı bulunmamaktadır. Belediye eş başkanlarımız sabit adres sahibi iken ulaşılması veya telefon açılması durumunda bunlara ulaşılması bu kadar kolay iken sindirme politikalarıyla, korkuyla ve benzeri olaylarla gözaltına alınmaları tamamen gayri hukuki bir durumdur. Bu AKP hükümetinin var olan HDP seçilmişlerine yönelik tahammülsüzlüğünün göstergesidir. AKP hükümeti 18 yıl boyunca Türkiye halklarına kan, gözyaşı, acı, acıdan başka hiçbir şeyi bırakmadı. Ülke maalesef demokrasi anlamında insan haklarına aç bir şekildedir. İnsan haklarına muhtaç bir durumdadır. Elbette yapılan gözaltı furyaları biz partimizi yıldırmayacaktır. Halkımızı yıldırmayacaktır. Aksine bizi daha da fazla birbirimize perçinleyecektir. Daha da fazla büyük bir birliktelik sağlayacaktır bizlere. AKP hükümeti her sıkıştığında mutlak anlamda bir algı operasyonu gerçekleştiriyor. Şu an yanı başımızda Kürdistan Rojava'sında gerçekleşen, Barış Pınarı adı altında gerçekleşen bir operasyon söz konusudur. Bu Barış Pınarı operasyonunda eğer kan atıyorsa hiç kimsenin buna Barış Pınarı demesi mümkün değildir. Eğer akan kan ise bunun adı savaş suçudur. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle halkları birbirine düşürmeye çalışan AKP hükümeti bu politikalarıyla bertaraf olacaktır. Kaybeden AKP hükümeti olacaktır. Kazanan mutlak anlamda demokrasi olacaktır. İnsan hakları olacaktır.